Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ve salatu ve selamu ala seyyidina Resulillahi ve alihi ve sahbihi ve men velah. Allah Teala bu şifa kitabını şifa kılsın kalbimizde. Kilgen bahsimiz dünyevi zaruri sıfatlardan az bölgeni maktel edigenlere hakkıda. Yani kişinin kemalatına delalet kıladigen sıfatlarını taksim kılgenleri de aldığın gibi ablarda dünyevi zaruri. Yani tabii dünyada insanın kerek oladigan zaruri bugün, yani tabii bugün zaruri de murat. Tabii bugün sıfatlar. Bunlar ikiye bölüngen, bir tanesi ihtiyarsız, şekil şemail ile okşap. İkincisi ihtiyarlı, o yemek içmek ve yani bazı bir sıfatlar ile okşap. İkincisi, ukuravi kasbi değilgen, kasbi ukuravi değilgen, yani onu kişi özdeştirdi. Bunu hem bir kısmı tabiyeten bo'ladi o'zi. Masalan, biroq deylik vazmirroq bo'ladi, biroq shoshqaloqroq bo'ladi, tabiyeten tug'ma. Biroq achchig'i tezroq bo'ladi, biroq achchig'i sekinroq keladi. Yana birovni saxovati bo'ladi, birovni ozgina baxillik bo'ladi. O'sha sifatlar tagi bo'ladi. Ammo tarbiya bilan ortiqchasi olib tashlanadi, kamlari to'ldiriladi. Shariat shuning uchun kerak bo'ladi. Shariatning me'yorlari din shuning uchun kerak. Axloqni me'yorlarini joyiga keltirish uchun. Endi bu yerda hozir bu faslda Rasul akram alayhissalatu vasallamga Rasul akram alayhissalatu vasallamning sifatlari haqida gap ketyapti. Yemoq ichmoqlari haqida ketadi endi. Ya'ni dunyoviy, tabiiy, zaruriy sifatlar. Shu sifatlarning orasida, ya'ni kam bo'lishi maqtalganlari, ko'p bo'lishi maqtalganlari ham bor. Shuni aytmoqchi hozir bu yerda. Hayot zarurati talab qiladigan yukarıda etken narsalarımız var. Biz hazır etken deki. Bunlar üç kısım bo'ladi. Talatat durup üç kısım bo'ladi. Birinci kısım fazilet onun azligida bo'ladi. İkinci kısım tür desek bo'ladi. Darbni tür desek bo'ladi. İkinci tür ko'p bo'lgani fazilatli bo'ladi. Yani insanın hayatında zaruri tabii ihtiyaçlarını bir türü var az bo'lishi maqtaladi. İkinci türü var ko'p bo'lishi maqtaladi. Üçüncü türü var, halatı karab özgürüp türet. Şimdi azligi bilen, azligi maktel edigen, azligi kemalge delalet kıl edigen, sifatlarge kıl edigen bosek, bil ittifak ve her kendi halette az bugene afzal buladı. Adeten hem, kişiler adette hem onu azligini afzal deyip bilişedi. Şeriaten hem, yani şeriat hem onu azligine, az buluşuna targıp kıl edi. Ana şu sifatlarını aytadigan bo'lsak, masalan, yemoq ichmoq va uxlamoq. Ozuqalanish, g'iza ozuqalanish degan. Ozuqalanish, ozuqalanish suv bilan, ichimlik bilan va yemak bilan bo'ladi. Demak, yemoq ichmoq, ozuqalanish va hamda uyqu. Arablar va barcha hikmatli kishilar, hikmat egalari, barcha ulamolar ozuqalanishning, ya'ni ozuqalanishdan bo'ladi yemoq ichmoq. Yemoq ichmoqning kam bo'lishi va uyqunin kam bo'lishini maqtab kelishgan doim. Bularni ko'p bo'lishini yomonlab kelganlar. Nimaga? Chunki yemak ichmakning ko'p bo'lishi kishining naham, ya'ni to'ymas ochko'zligiga, hirs, ya'ni o'chlikka, sharoh ham ochko'zlik. Ochko'zlikka, o'chlikka dalolat qiladi. Ko'p yeyish, ko'p ichish odamni ochko'zligiga to'ymasligiga va o'shunaqa bir o'chligiga dalolat qiladi. Shuningdek, shahvatning ya'ni nafsi ishtahosining balandligi, shahvatdan murod nafs istaydigan hammasi kiradi. Ya'ni o'sha nafsni istagi unda g'olib ekaniga dalolat qiladi. G'alabatu shahvatdan murod nafsning istagi unda g'olib ekaniga dalolat qiladi. Shu bilan birga dunyoviy va uxroviy zararlarga sabab ham bo'ladi bu narsalar. Ya'ni ko'p yeyish, ko'p ichish ochko'zlikka dalolat qiladi. Birinchidan, ikkinchidan dunyoviy va uxroviy zararlarga olib keladi, sabab bo'ladi. To'rtinchidan jasadning, ya'ni tananing kasallanishiga olib keladi. Jali bundan kasal chaqiradi tanaga. Xasoratin nafs, xasorat degani tuban degani, nafsning tubanligini olib keladi va miyani imtila, ya'ni miyani to'lib qolib yaxshi ishlamasligiga olib keladi. Miyani xorg'in bo'lishiga olib keladi.
Endi bu narsalarni ozligi, yemak ichmakning ozligi bo'lsa, qanoat borligiga, kishi o'zini nafsiga o'zi ega ekani, nafsini boshqara olishi va nafsini istaklarini yenga olishi, qom deb yo'q qilishni aytadi. Bu narsani yo'qib tashlash, sug'urib tashlashni aytadi. Shunga dalolat qiladi, ya'ni kishining qanoatliligiga, o'zini o'zi boshqara olishiga va nafsini istaklarini yenga olishiga dalolat qiladi. Bu himmatdan, bu fazilat. Shuningdek, sog'likka, tananing sog'ligiga, xotirning, insonning xotirasi, ongi sof bo'lishiga, zehn o'tkir bo'lishiga sabab bo'ladi. Oz yeyish, oz ichish zehnni o'tkir bo'lishiga va tanani sog'lom bo'lishiga sabab bo'ladi. Shuning uchun roza ko'p sog'aytiradi inson. Shuningdek, uyquning ko'pligi ham fusula deb rajulun faslun degan pastkash odam degan. Tuban u ham. Xasaratun nafsni bildik biz, ruhiy og'irlik deganish. Ya'ni kishi ruhan tetik bo'lmaydi. Ko'p yish ruhiy og'irlikka olib keladi. Ammo fusula bu pastkashlik bu. Insonning tabiati tuban past bo'lish. Ko'p uyqu kishining tubanlashishiga va zaiflashishiga olib keladi. Tushkunlikka olib keladi. Ko'p uxlagan odam bor, tushkun bo'ladi. Tetik bo'lmaydi. Shuningdek, zakovatni yo'qolishiga xushyorlik, fitna xushyorlikni yo'qolishiga olib keladi. Shuningdek, dangasalikni chaqiradi, musabbib va odatda ojiz bo'lib qolish ki ham olib keladi. Ko'pincha ko'p uxlagan odam ko'p narsaga ojiz bo'lib qoladi. Qalbi ruhiyati tushganidan va umrni ham zoya qiladi, behudaga sarflaydi. Chunki uyqudan tanaga ozuqa bo'lgandek foydalansangiz, u sizga foyda. Undan ortig'iga ham yotadigan bo'lsangiz, siz umrni zoya qilayotgan bo'lasiz. Shuningdek, qalbni qasovati qattiqligiga olib keladi. G'aflatiga hamda qalbning o'limiga olib keladi. Bu narsalar lekin farq qiladi yoshda. Masalan, o'sish yoshida inson ko'proq uxlaydi. Tana shuni talab qilayotgan bo'ladi. Gormon ishlab chiqish uchun. Tananing o'sishiga kerak bo'ladigan gormonlarni ishlab chiqish uchun bu o'smir yoshda bo'ladi. Bu yomon sanalmaydi. Lekin bundan tashqari holatlarda uyquni ko'pligi, ya'ni o'smir yoshidan o'tgandan keyin yoki o'shundek bir bemorlik yoki bir tananing talab bo'lmasa, undan tashqari ko'p uxlash yuqoridagi sabablarga olib keladi, yuqoridagi illatlarga olib keladi. Dangasalikka, ojizlikka, umrni zoya qilishga, qalbning o'limiga, g'aflatiga olib keladi. Va shahidu ala hada ma yu'lamu daruratan va yujadu mushahadatan. Bunga zaruratan degani tabiiy suratda hamma biladi buni. Ya'ni yuqoridagi aytgan narsalarimizni uyqu dangasalikka olib kelishi, tushkunlikka olib kelishi, qalbni g'aflatiga olib kelishiga guvohlik, nima guvoh unga, nima daliling bor desangiz, voqelikning o'zi dalil. Ma yu'lamu daruratan degani zaruriy surat, ya'ni tabiiy suratda hamma biladi. Zaruriy ilm degani hujjatga, tafakkurga ehtiyoj bo'lmaydigan mushohad ilmni aytadi. Masalan, telefonni ko'rsangiz, ko'rgan narsangiz telefon ekaniga hujjat kerak emas, ko'rib turibsiz-ku. Shuni zaruriy ilm deydi. Biz uyquda yuqoridagi narsalarga sabab bo'lishini zaruriy suratda bilamiz. Degani tabiiy va qat'iy suratda bilamiz. Hujjat talab qilmaydigan. Zaruriyni muqobili nazariy bo'ladi. Nazariy tafakkurga muhtoj bo'lgan ilm bo'ladi. Bir narsani aytasiz, bir ilmmi? O'shani isbotlashga tafakkur kerak bo'ladi. Fikr kerak bo'lsa nazariy deyiladi. Fikr kerak bo'lmasa shu to'g'ridan to'g'ri anglashiladigan bo'lsa zaruriy bo'ladi. Zaruriy ilm sifatida bilgan narsamiz, ya'ni zaruriy ilm bunga hujjat, ya'ni voqelikni o'zi hujjat demoqchi. Mushahadatan, ya'ni ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz bu narsani. Ma yujadu mushahadatan, ya'ni ko'zimiz bilan ko'rib turgan narsamiz bunga dalil. Shuningdek, ma yunqalu mutawatiran, yunqalu nimaga atf bo'ladi, oldingi yu'lamuga. Mutawatir suratda barcha ummatlardan, oldingi ummatlardan o'tgan hakimlardan mutawatir suratda, ya'ni ko'pchilikdan naql qilib kelgan
haberlerde malum bugün ham bunge delil. Sözümüzde delil, hatta nakıl ham delil. Közümüzden körüp durganımızdan var. Nakıl bolup ufkemalardan, o aldığımız ümmetlerden bizge şu hikmet kelekken ham bunge delil. Hemen şunu ayet edip bir avazdan tarihde ham diye başlıyor. Arablarının şiirlerinde hem, haberlerinde hem, şunindek sahih hadislerde hem, şunindek selef-u halef, ötken selef-u salihlerimiz, onlardan kengi ulemalar, hammelerden nakıl kılıngan mütevatır derecesinde, köpçülükten nakıl kılıp keliyetken ilim bunge güvahdır. Nemege güvah? Uyku, dengeselik kap gelişi, acizlik kap gelişi, zayıflikka ve ömrünü zayi kılışka yap gelişi, kalbini gafletike yap gelişige, bunlar hamesi güva. Şu derecedeki, mimme la yuhtacu ilel istişhadi aleyhi. Şu derecedeki, biz onge koşumca bir istişhad güvah keltirip, bir arta delil etişimizge ihtiyaç yok. Şu yerde, bitti cümle şu kapta biz nuskada, ve inneme, taraknahum huna. تركنا ذلك هنا مش نغم ذكره تركنا ذكره هنا اختصارا biz o'sha narsalarni ya'ni biz bunga o'sha naqllarni keltirishimiz mumkin edi va hokazo she'rlardan xabarlardan payg'ambarlarning so'zlaridan hukamolarning so'zlaridan rasululloh alayhi salatu vasallamning sahih hadislaridan keltirishimiz mumkin edi yu biz o narsani tark qildik bu yerda ixtisoran gapni muxtasar qilish uchun va ixtisoran على اجتهاد العلم به. بو نرسه مشهور سورته معلوم بوغانليغيدان شونغه كفايلانيب. اختصارا على اجتهاد العلم به يعني ما شو يعني يقوش نرسالارغه اوب كيليشي معلوم و مشهور بوغانيدان. اوشي معلوم مشهورليغيه كفايلانيب بيز اوني حاضر تفصيلاتنى ايتيب اوتيرميز نقللارنى كيلتيريب اوتيرميز. ديمك بيرينچى بولوب يوقونين كامليغى پازيرات ايكانى اثباتلاندى. يمك ايچمكنين كامليغى kam bo'lishi faziletligi isbotlandi. Naql bilan, aql bilan, voqiy dalil bilan, hayotiy tajriba bilan, ilmiy amaliy suratda hamma jihatdan sobit bo'ldiki, yemak ichmakning kamligi fazilat, ko'pligi illat. Uyquning kamligi fazilat, ko'pligi illat. Ma'lum bo'ldi. Sobit bo'ldi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning bu to'g'rida sifatlari nima edi? Endi gap shunga o'tadi. Nabi sallallahu aleyhi ve sellem min hâzeynil fenneyni mene şu iki tür nerseden fen deyip tür neyden uyku ve yemek içmekten Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam en azını ağırlar cüda az nasibi alırlar uykudan yemek içmekten hâze mâ la yudfe'u min siratihi yani o kişinin siretlerden malum bırak bunu inkar kılalmıydı ما لا يدفع ديان إنكار قلب بولمس وكشن سيرت لردن إنكار قلب بولمس ترز ده معلوم عليه الصلاة والسلام ورسول أكرم عليه الصلاة والسلام أزدر شنجة بيور جلر شنجة ترغيب قيلر حض عليه ترغيب قيلر خصوصا بر إكين سيجة باغلق بول جانب لن يعني كوب أغلش كوب يشتن كيف شكرت آدم كوب يسا تنس أغلب أغلش بيخش كيلر uyqu yemoq kamroq bo'lsa uyqu kamroq bo'ladi bir biriga bog'liq bo'lgani uchun ham ikkalasini kam qilish birdaniga buyuriladi rasuli akram alayhissalotu vassalom shunday targ'ib qilganlar abu ali sadafiydan hofiz abu ali sadafiydan bu kishi rivoyat qiladilar sanat bilan keladi endi sanatda o'qildi arabiysini miqdom ibn madiy karib roziyallohu anhu aytadilarki رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدلر ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه حسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه فإن كان لا محالة فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه رسول الله صلى الله عليه وسلم ديدلر كي مقدام ابن معدي كريب رواية قليان حديث الشريف ده odam bolasi qornidan ko'ra yomonroq idishni to'ldirgan emas. Odam bolasiga belini tiklagudek, belini tutgudek luqmalar kifoya qiladi.
ukulatun lukmalar degan. Agar fa in kana la mahala, agar iloji bo'lmasa, nimadan iloji bo'lmasa, yemasa bo'lmaydigan bo'lsa, ko'proq yemasa bo'lmaydigan bo'lsa, ya'ni ishtahasi karnay bo'lsa, unda oshqozonning 3dan 1i ovqatga bo'lsin, 3dan 1i suvga, ichimlikka bo'lsin, 3dan 1i nafas olishiga bo'lsin. Ko'pchilik shu 3dan 1iga yeyishni sunnat deb o'ylaydi. Yo, sunnat u oldingisi. Ukulatun yuqim nasul bo'l. Belini tiklagudek narsa yeyish, luqma yeyish. Mana shu sunnat. Ya'ni ukulat va boshqa bir rivoyatda luqaymatun, luqmachalar deyilgan. Luqaymatun yuqim nasul bo'l. Boshqa rivoyatda yo'q, luqaymatun ya'ni luqmachalar, luqma ham ukulatun luqmalar degani. Luqma degani bir yutum ovqatda aytadi. Luqma deb bir yutum ovqatda aytadi. Ukulatun degani bu yerda nakra holatida keltiryaptilar, ya'ni luqmalar, ya'ni ozgina luqmalar degani, bir necha luqma degani. İnsanın endi belini tiklaguday deb aytganlarini boisi nima? Luqmalarni nechta bo'lsin? Masalan, 10 ta luqma ham ukulatunga keladi. 10 ta luqmami, 20 ta luqmami? Balki 100 ta luqmadir. O'sha chegarani qaydan bilamiz? Hammaning tanasi har xil. Hammaning tanasini talabi har xil. O'shaning uchun talabni keltiryaptilarki, belini tik tutgudek. Belini deyishdan murod tanasini tik tutgudek. Albatta belini o'zi emas. Belini tik tut deganingiz quvvat, masalan falonchi beli tik degani quvvat o'zida degan. Ya'ni tanasiga ozuqa bo'lib quvvat bo'lgudek ovqat yetadi. Ya'ni tanani og'irlashtirgudek emas, belni sindirgudek emas, balki belni tutgudek. Inson shuncha yesinki, shuncha o'shun bilan badani tik tursa bo'ldi. Ya'ni buni ma'nosi nima? Inson ozuqalanish uchun yesin, tanasini ozuqasi uchun yesin. Maza qilish uchun emas degan. U tagidagi ma'no shu. Odam nimadan ko'p yeb qo'yadi? Og'zidan o'tayotganda ovqat. Og'zi lazzatlanadi, ta'm biladi. Insonni ichki bezlari, og'zining ichidagi bezlar, so'lak bezlaridan inson so'lak chiqib ta'mni sezadi. Insonning og'zi ta'm sezadi. O'sha ta'mdan inson lazzatlanadi. O'sha lazzatga berilib ko'p yeydi. Odatda ko'p yeganlar lazzatdan ko'p yeydi. Tanani tiklash uchun emas. Tanani tik tutish uchun emas. Ammo kishini tanasi, hammaning tanasi har xil, birovning bo'yi 1.10, bir bolaniki masalan, birovniki 1.50, birovniki 2 metr, birovning suyagi yo'g'on, birovning suyagi ingichka, birovning tanasida masalan, ba'zi ovqatga yemakka ehtiyoj katta, hamma o'zi bilish kerak. Lekin ovqatlanishdan maqsad nima bo'lsin? Yuqim nasul bahumash bo'lish kerak. Belini tiklashan, tanasini tik tutish, tanasini quvvatini saqlash bo'lsin xolos. Mana shu me'yor bo'lsa bo'ldi. Rasul akram alayhissalotu vasallamni hikmatlari buyukligidan bo'lgan. Agar aytib qo'ysalardiki, bir necha luqma kifoya qiladi deb qo'ysalar, me'yor chiqmay qolardi. Kimdir oz yeb tanasi kasalib qolishi mumkin bo'lardi. Ozaytirishim kerak ekan deb. Kimdir 200 luqma yeb ham, 200 ta luqma yedim xolos deyishi mumkin edi. Rasululloh luqmalar deganlar Alloh rozi deyish mumkin edi. Ko'p yeyish, kam yeyishni me'yor chiqmay qoladi. Ishoratdan chiqishi mumkin, luqmachalar deganlaridan ozligiga ishora bo'ladi. Lekin uni ham har kim o'zicha o'lchashi mumkin bo'ladi. Rasul akram alayhisolatu vasallam tabobat uchun, har qanday tabobat uchun me'yor bo'ladigan, inson sog'ligi uchun me'yor bo'ladigan zo'r qoidani aytganlar. Ya'ni tanasini tik tutgudek bo'ladi. O taam sağlığını saklaş için yeterli kaydı şu. Kulu ve şirabu ve la tusrifu. Yeni için israf kumen degeni. İsraf kumen degeni ayeti kerimede teşebbü yubarmen degenimez. İsraf kumen degeni hacetten teşkari işletmen degeni. İsraf hacetten teşkari işletiş. Yesizem. Avukat kap gitmesin diye bir yapsın mı? Toygenden ki israf bulur. Teşevarsız zaman israf buluşur mümkün. Lakin yesizem israf. Tashavarsiz bitta isrof, ovqat isrof bo'ladi. Yesiz ikkita isrof, tana ham isrof bo'ladi. Shuningdek, to'ygandan keyin yeyish harom. Nima uchun? Tanaga zarar bo'lgani uchun. Endi kishi belini tiklagi tik tutgudek, insonning tanasini tiklagudek deganlaridan nima tushunamiz? Har kim o'zini, tanasini, ehtiyojini bilish kerak degani tushuniladi. Bu demak, ilm ham talab qiladi. O'zingizni tanangiz haqingizda.
Tanangiz haqida, tanangizning ehtiyoji haqida ilm talab qilasiz. Shuni bilishingiz kerak. Sizga qanchalik ovqat tanangizga quvvat bo'ladi. Endi bu ilm badohatan bo'lishi mumkin. Ya'ni inson o'zi tanasi bilan sezib bilishi mumkin. Ayoyinki tabib bilan bo'lishi mumkin, farqi yo'q. Lekin sizda ilm bo'lish kerak, sizga qaysi ovqat qancha kerak. Tanangizni nima qancha tutadi. Shuni bilib shuncha yeyish hasbu buni adam. Odam balasiga shu yetadi. Nimaga odam balasiga dedilar? Chunki odam balasi go'sh qilish uchun yemaydi. U mol qo'y go'sh uchun yeydi. Odam balasi deganlari faqat musulmon emas, hamma insonga shu. Biz doim aytamiz, Rasul akram alayhisolatu vasallamning so'zlari butun insoniyatga najot. Musulmon bo'lsa ham, kofir bo'lsa ham. G'ayri dinam u kishini so'zlariga amal qilganidan saodat ko'rayotgan bo'ladi. O'zi bilsa ham, bilmasa ham. To'g'ridan to'g'ri hadis deb naql qilinmasa ham, hikmatli so'z olimlardan, tabiblardan deb naql qilinishi mumkin unga. Lekin ayni Rasulullohning so'zlari bo'ladi. O'shandan u saodat topadi, tanasida solih topadi. Hamma so'zlari insoniyatga najot, alayhissalotu vasallam. Xususan mana sog'likka shu. Yahudiylar ahli kitoblardan bittalar, Yahudiylardan bittalar aytgan ekanki, sizlarni Qur'oningizlar tabobatni yarmini bitta oyatni yarmida jamlab qo'ygan degan ekan. Ba'zida buni Zaynul Obidindan naql qiladi. Zaynul Obidin aytganlar. Yahudiy so'ragan. Sizlarda tabobat bormi deganda bor deganlar. Salaflardan bittalari, Zaynul Obidin yoki Imom Hasan, Imom Husaynlardan bittalari, ahli baytdan bittalar. Sizlarda tabobat bormi Qur'oningizda? Bor. Tabobatni yarmini bitta oyatda bir juzda jamlab qo'ygan Qur'oni Karim. Yeng ichin isrof qilmang. Isrof qilmang degani tashab yubormang emas faqat. Tashab yubormang kerakli bo'lsa agar. Lekin kerak bo'lmasa yemang ham. Qop ketmasin deb 5 yosh o'g'lingizni ham yeb, qop ketmasin deb katta o'g'lingizni ham yeb, qop ketmasin deb o'rtog'ingizni ham yeb kasal o'zingizni kasal qilmang. Ham ovqat suv, chunki ovqat mana shu yuqim nasulbahum insonni tanasini tiklagudek miqdordan ortgani tanaga oziq qolmaydi, yuk bo'ladi. Yuk bo'lishi bilan tananing quvvatini qo'shimcha sarflatadi, isrof bo'ladi, tanaga ham isrof. Ovqat ham foyda bermaydi, u kirgan ovqat bor-u, kirsa-yu isrof bo'lmadi emas, kirsa ham isrof bo'lishi mumkin. Chunki tanaga xizmat qilmaydi kirgan bilan. Shuning uchun kirib ham kirgani ham axlatga tashlangandek. Ikkinchidan tanani quvvatini oladi va sog'ligini ketkizadi, tanani ham isrof qiladi. Ikkita isrof bo'ladi, ikkita harom bo'ladi. Shuning uchun qop ketmasin deb yeyishni odatlanmaslik kerak. Endi masalan bir osh ham yarim osh ham bo'lsa, mumkin endi uni ta'sir qilmaydi insonga, lekin ko'p emas. Hamma o'zini me'yorini bilib olishi kerak. O'sha me'yordan ortig'ini yemaslik kerak. Qop ketmasin deb hadib yemaslik kerak. Suv ichishda ham, shu yemoqchi ovqatda ham. Ko'pincha bizda oilalarda o'sha qop ketsa isrof bo'ladi degan tushuncha bor. Insonlarda qop ketmasin deb yeb qo'yadi. U o'z tanasini ham isrof qiladi. Demak, Rasul akram alayhisolatu vasallam so'zlari shuki, odam bolasiga, chunki u go'sh uchun boqilmaydi u. Odam bolasiga belini tik tutgudek, tanasini ushlagudek luqmalar kifoya qiladi. Fa'inkana la mahala, agar yemasa bo'lmaydigan bo'lsa, ishtahasi ochilib ketgan bo'lsa, unda 3dan 1 oshqozonning 3dan 1iga ovqat yesin, 3dan 1 suv ichishi mumkin, 3dan 1 nafasga qolsin. Ya'ni to'la to'ldirolmasin oshqozonni. Demak, bu degani hadis sharifning ikkinchi qismidan nimani bilamiz? Insonni tanasiga ozuqa bo'lgudek, tanasini tiklagudek ovqat 3dan 1iga ham bormar ekan. Insonning oshqozonining 3dan 1iga ham bormar ekan. Shu ma'no tushuniladi. Shuning uchun ko'pincha doktorga borsangiz, parhezga buyuriladi. Nimaga? Ovqatdan kasal bo'lgan bo'ladi inson. Demak, yemoq ichmoqda shu. Demak, sunnat kishi belini tutgudek ovqat bilan kifoyalanish sunnat. Endi shu yerda bitta nuqtani aytib qo'yamiz. Ba'zi bir kishilar sunnatga amal qilamiz deb xontaxta qo'ymasdan yerga dasturxon solib yeydi. Chunki hadis sharifda keladi Anas ibn Malikdan roziyallohu anhu Rasul akram alayhisolatu vasallam sukrujja deb aytishgan kichkina likopchani aytadi. Kichkina likopchada ovqat yemaganlar, xontaxtada ovqat yemaganlar deyishgan. Bu nima degani? Tansiq taom yemadilar, sukrujjada murod shu. Ya'ni shakarobga o'xshagan tansiq narsalar yemadilar. Oddiy non, arpa,
Buğdaydan bugün arpa şemeden, kepeyden bugün oddiy non. Bolsa ozgina go'sht yeganlar, xurmo yeganlar bo'ldi. Hozirgidaqa tansiq taomlar yemaganlar deb o'zlarining davrlarida, sahobalarning davrlarida keyinchalik maishat kengayib, sharoit yaxshilanganda aytganlar bu gapni. Mana shu dasturxonda Rasululloh o'tirmaganlar deb aytishgan. Tansiq taom yemaganlar, ya'ni shakarob, turli turli biz tilimizda aytganda noyob ovqatlar yemaganlar, anvoiy ovqatlar, anvoiy taomlar va xontaxtada o'tirmaganlar. Xontaxta chunki arablarda madaniyatda bo'lmagan o'zi asli. Mana bizga madaniyatda kreslo, stol bo'lmagan. Yevropadan kelgan u. Asli bizda yerda xontaxtada o'tirganmiz, to'g'rimi? Biz madaniyatimiz shuni qo'ygan. Hozir ham oilalarda shu, ko'p oilalarda. Arablarda ham ularning madaniyatida xontaxta bo'lmagan, yerda o'tirishgan. O'zi asli ularda urfida bo'lmagan. Fors fath bo'lgandan keyin Forsdan kirgan xontaxtada o'tirish. Va o'shuning uchun nomi arablarda ham xovan. Xo, vav, alif, nun yozishgani uchun xovan deb aytishgan. O'zi xon Forsda xonni sal qorishtirib aytgani uchun ikkita harf bilan yozishgan. Yoki xondan ajratish uchun yozishgan va qo'shib arablarga kirganda xovan deb o'qishgan uni. O'sha xontaxta xivan, xovan deb o'qishgan. Mana shu oddiy xontaxta yerda o'tiradigan xontaxtamiz. Bunda o'tirmaganlar deyishdan murod nima? U yerdan baland bo'lgan, past bo'lganligi e'tibordan emas. Mana biz hozir kresdolarda, stullarda o'tiribdi desek nima deganimiz bo'ladi? U odam shohona hayotda o'tirgan degan bo'lamiz, ha? Sahobay kiromlarning davrida forslardan o'sha xontaxtaga kirib, ba'zi bir o'sha madaniyatlar kirganda, maishat kengayganda arablarda, ya'ni bu maishat kengaygan suratda o'tirish ko'pincha katta odamlarni sharoiti bo'lgan bunga. Hozir ham o'sha dang'illama hovlida, dang'illama dasturxonda shohona stol kresloda o'tirishga kim qodir? Boy odamlar va o'sha amaldorlar qodir bo'ladi. U paytda ham tashqi madaniyatni birinchi hosil qilganlar o'sha tabaqa bo'lgan, yuqori tabaqa. Bu kenglikka, maishatga dalolat qilgan. O'shuning uchun ba'zi ulamolar, sahobalar yoqtirmagan buni. Ya'ni ovqatga e'tibor nuqtai nazaridan, maishatga ko'ngil qo'yish e'tibor nazaridan qaytarishgan bu. Qaytarishgan emas, ya'ni qilishmagan ba'zilar. Lekin birov qaytarib harom degan emas. Ammo bu o'tirish, ana shunday o'tirish, xontaxtada o'tirish, xuddi hozir bizda kresloda o'tirish kabi yaxshi sharoit egalarining holati bo'lgan. Sahobay kiromni xontaxtada o'tirmaganlar deyishdan murod mana shunaqa sharoitni ko'rmaganlar demoqchi bo'lganlar. Bunaqa sharoitda yashamaganlar demoqchi bo'lganlar. Xontaxta harom degani emas u. Xontaxtada o'tirish makruh degani emas. Xontaxtada o'tirish sunnatga xilof demoqchi emas. Rasululloh davrida o'zi bo'lmagan demoqchi. Masalan, biz ham aytamiz u otam o'tib ketdi. Mana shunaqa uylarda o'tirmadilar otam deb qo'yamiz u. Mana hozir uylarimiz chiroyli bo'lib, hammomlar ichkaridan bo'ldi. Onamlar shu sharoitni ko'rmadi deb qo'yamizmi? Shu ma'noda aytilgan. U degan hammom kirmaydi degani emas. Hovlidagi hammomga chiqib uydagi kirmaydi degani emas u. Mana sanuzellar bo'lib qoldi hozir. Otamning davrida sanuzellar bo'lmagan desangiz, sanuzell harom degani emas u, makruh degani emas. Shu ma'noda aytilgan. Qaytarish ma'nosida emas. Yoki sunnatga xilof degan ma'noda aytilmagan. Rasul akram alayhisolatu vasallam shu sharoitlarni ko'rmadilar degan ma'noda aytilgan. Tushunarlimi? Shuning uchun xontaxtada o'tirish sunnatga xilof. Yerda dasturxon yerga solib o'tirish sunnat deyish xato tafakkur bo'ladi. Xato fahm bo'ladi. Chunki agar siz dasturxonni yerga solish sunnat shu, faqat shu sunnat deydigan bo'lsangiz, stol o'tirish ham makruh bo'ladi. Xontaxtada o'tirish ham sunnatga xilof. Ikkalasi sunnat xilof bo'ladi. Bu sunnatlar sunnat deyilishi mumkin qaysi ma'noda? Odat ma'nosida, shariat ma'nosida emas. Sunnatlarning shariatga doirlari bor, mashrulari bor. Ular risolat bilan kelgan sunnatlar. Odat bo'lgan sunnatlar bor, kiyim kechakka o'xshagan, o'tirish turish uy binoga o'xshagan. Endi agar siz xontaxtani tark qilib yerda o'tiradigan bo'lsangiz, sahobay kiromning asosiy maqsadlari nima? Mana shu sharoitni Rasululloh ko'rmadilar birinchidan. Ikkinchi ma'nosi Rasul akram alayhissalotu vasallam ovqatga, ovqatlanishga e'tiborli bo'lmaganlar demoqchi bo'ladi. Ya'ni yozilib o'tirib yemaganlar. Xotirjam o'tirib yemaganlar va ovqat uchun alohida dasturxon solib, anaqa xontaxta qo'yib dasturxon bezatish bo'lmagan u kishida. Chunki ovqatni omonat o'tirib yeganlar faqat, hozir pastda keladi.
Şu mananı ifadelemek için. Yani. Şimdi siz eğer han tahtını alıp koyup yerine sanmak için olsanız, sünnet-i mükemmel alayım. Ukulatun yukim nasul bahu basın hakikaten. Şimdi siz han tahtını alıp koyup nümeni koyduğunuzda Resul Han saldınız. Birincisi de mesleve, ikincisi de samse, üçüncüsü de aş, törtüncüsü de şaşlık edilen bu ses. Biz bir karış pasta tepede duruyoruz. Ne farkı var bu Resul Han'la? Resul Han'la bir karış tepeye koyuş sünnet, bir karış, yerge koyuş sünnet, bir karış kötülerse bir de at bok kalmaydı. O mana o Resul Han'la yerge yapışıp duruşu ya ki ondan kötülerilip duruşu demez. Mana, sünnetin natoru fahamlaş bu. Bana şunu diye sünnetin natoru fahamlaş, hakiki bir de atı kap gelin. Ve dinle asıl mahiyetini yok atır. Asıl sahabiyenin geplerinde Resulü Ekrem aleyhissalatü vesselam avukat parası bulma geldi. Meyşet parası bulma geldi. Amanet oturup yegeller avukatını. Yazılıp oturup yeme geldi. Şunu etmek istiyorlar. Yerge salıştan Murat eğer şu olsa belli. Onda hem yerge salış bilen tepeye koyuş parka olmayı da han tahta bilen. Belki han tahta kulağı rabı oladı. Tez oturup yetişki. Şimdi siz dasturhanını yerge salıp oturursanız o ki ofiske çıralı stosturlar koyarak diyen olsayız, kiraslarlar, o ham sünnetini mantığı yok atken bulasın. Fakat o katı yiyken payıttı, dasturhanı yerge salı sünnet mi? Şu menü sünnet. Yok sünnetmez o. O adet bugün uç vakitte. Sahabe-i kiramının geplerinin manası, Resulullah bizi şerayeti görmediler. İkinci manası, asli yemek içmekte itibarlı, ahamiyetli bulma geldiler. Kaysi manadı? Biriliş manası da. Yani o katı yiyişken, Allah'ı da vakti zaten, Allah'ı da oturup yeme geldi. Şu mananı etmek için böyle. Demek eğer siz o dastuhan yerine savasız o anıma avukat koyduğun bu ise sünneti hılak buluyken bu ise. Ki hadisini bütün alayım. Han tahtada oturmadılar, yanı da likapçada avukat yemediler mi var? Likapçanı bir şey etmiyor mu mesela? Likapçada Murat, likapını kette kişiyle yemez. Tansık tam yemediler demek için böyle. Tansık tam yemeyin, hani. Siz eğer tansık tam yemezseniz, ağaç, şekerap, yani katılarını koyup yemezseniz, hani siz açışınız mümkün ki sünnet gergeçki hareket kılıyordu. Adetler gergeçki. Adetler gergeçki hareket kılıyken olası şimdi. Yani bana o yukayım nasıl bak, yemek içmek de belizi tikle güdük. Lukma bilen kifayelenseniz şer'i sünnet kemal kılıyken olası. Bana şu gerek esasıyız. Çünkü bu sözleri bile etken gepler. Söz bile etken sünnetleri şer'i sünnet bile. Şer'i sünnetleri böyle. Siz eğer bu öz adetler hem amel kıyam olasın. Resulullah'ın adetleri hem köp yeme gelirler. O şu, bana şu belini tikle güdeye gelirler. Ayşe raziyallahu anh'a ayetlerler. Biz bir hilal, iki hilal, üçüncü hilalını görerdik. Uyumuzda kazan asılmaz dedi. Yani üçüncü hilal diyene iki ay ötüp üçüncü ay hem öterdik dedi. Uyumuzda kazan asılmaz. Uyumuzda da Murat, ahl-i beyt hemesidir. Analarımız hemesidir. İlla bazı sahabeler o katep kip kosa o şunu yerdik bazı da. İki ay, üç ay. Bizde iki mehal asılmaz olmayı bir günde. O iki ay, üç ay asılmayıp. Yani sünnetki amel kılmakçı olsayız. Dastı hanını kilisinin tepesi yasamayız mı? Ya ki katta han tahta yasamayız mı? Lekin eğer o katiniz bana şu sahabaların iki dakika olsa nispeten amel kılıyken buluşsun ki o şu cihetten. Meyşetki verilmekeniz noktaya nezerde. Siz dastı hanını yerge salıştan kore. Ya ki kolda yiyişten kore. Ana bu noktan hem alayım. Bir ay, iki ay öterdi uyumuzda kaza asılmazdı. Nime bilen ukat, yemek kılar diyorlar, nime bilen azu kılar diyorlar degen de Mesluk Ayşe radıyallahu anh'a esvedeyin diyorlar. Hurma ve su bilen. Yani hurma, su, iki de hurma, üç de hurma yiyişken, su içken bu, şu bile yürüyüşe vuruyor. Ruzu tükken de hem şunu diye buluyor. Bana şu hayatını düşünseniz, bu dasturhan yerge sarış, tepege sarış, bir karış, pasta bir karış, tepede duruşunun umma ahemiyeti yok. Aslı mana ne dedi? Aslı mana kişi meyşetke yemek içmekle birilmesiydi. Şunun da kolda yiyişem. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam kolda yiyenler. Çünkü kaşığı işlep çıkılırken bu yemez özü aslı. Kolda yiyenleri de üç parmağları bile yiyenler. Bu ham ne dedi? Delalet. Az yiyişke delalet. Çok ulaşke delalet. Lekin avukatım şunun gerekse bu yiyen. Mesela göç bu yiyen. Bokurma bu yiyen. Meyve bu yiyen. Halas. Lekin aş bulsa ki gülüç. Gürüç sahabelerde bulmayan özü aslında. Peygamberimiz gürüç görmeyenler. Hazreti Ömer devirlerde, fethlerde tapılgan gürüç. Sahabelerde gürüç özü tek bilen bugün mesela. Görmeyen Resulullah gürüçünü.
Üçüncü, aş özü bugenmez, gürüş özü bugenmez. Şimdi eğer gürüş bugen de beş barmağı falan ilişkili oladı o. Çünkü tökülüp getirdi, üç barmağa sığmaydı. Düşmeydi, doğru kemiydi. Çünkü beş barmağı, aşını üç barmağı da yürüsünün adı bulmaydı. Çünkü üç barmağı da gürüş koruya çıkmaydı. Demek beş barmağı da yiyseniz aşını sünnetiye kılafmaz. O sünnet hem yani adet sünnetiye. Kaşığı da yiyseniz hem sünnetiye kılafmaz. Bazılar kolda yiyor sünnet deyip koyar. Kaşığı da yiysem sünnetiye kılafmaz. Çünkü o vakitte kaşık uzun bugün mesulaz. Göyen ki o adam maşına kep kalsa maşına vermez. At minis sünnet diyen de gel. O maşına kemiği yap diyor. Kut şuna kanarsa. Devirde, her bir devirde uzun şerayetinden kep çıkardı. O kaşığı da yeme geldi. Mesela bırak kaşığı alıp yiyen olsa kaşığı da yemeyler deyip terk durup kolda alıyorlar degen olsalar kim kolda yiyiz sünnet bulardı. Kaşığı da özü bulmaken olsa hiç. Gürüş özü bulmaken de gel. Gürüş özü bulmaken aslında. Çünkü gürüş yeme geldiler. Aşı yemezlik sünnet buladı mı? Ha. Sünnetini bana şimdi ne doğru fahamlaştılar. Dinini bozucu derseler. Bundan ihtiyat buluş gerek. Demek asıl sünnet ne mi? Aç göz bulmaslık. Siz dazdan yerge sıvalıp tört takat koyup aşını güpürlet saladırken bu sünnetini aynı aksini kılıyken buluyorsun. Şunun için sünnet ne mi? Kişi tanesini tek tütküdeki avukat bilen kifayelenişi. Mene şu sünnet. Şunu kısa bu. Şimdi uykuya ötediler. Çünkü dediler, ne demek uyku kem bu gene peziyle? Çünkü uykunun köplüğü köp yiyip içişten kep çıkar. Adam köp yiyip içse dengeselleşir de yatalı kop kalır. Şunun da ömrünü zayi kılır yukarıda yazılıyor. Sufyan-ı Sevriye etkene kadar ki بِقِلَّتِ الطَّعَمْ يُمْلَكُ سَهَرُ اللَّيْلِ Tünki bedarlıkça avukatını kemaytırış bilen erişler. Avukatını kemaytırış bilen tünki bedarlıkça ege bulasın. Demek keşke avukatını köp yiyiş tahaccüdden menkıl, tahaccüdden tosat. Onun için keşke avukatını ertarağı yiyiş gerek, kemrağı yiyiş gerek. Şu tahaccüdki yardım bulun. Avukatını, uykunu 8 saat buluşu nisbi inerse. Adette, köpçülükke, orta yaşta kereye bulan diyen uyku diyen. Çünkü mesela insan öz yaşında köp kuleydi. Mesela çakala köp kuleydi. Kendi öz yaşında köp kuleydi bana. 13-10 turlarda. Kendi yaş keksiyken sarı tanede su kemeyedi. Uyku özü kaçaydı. 8 saat uhlayman da sen uhlanmaydı. Şunun için nisbi ners. Adette şu 20-30'da ortası da, 20-40'da ortası da. Kişi 20-40'ın ortası da. Faal payeti de. 8 saat uyku yakışı buladı diye. Ondan kem buluşu, köp buluşu mümkün. Çünkü de ketelani kette kişiliği, azgırlık ve genge hem bağlık. Muhimi kişi aklı sağlam, mesela tanesi tetik duruş gerek. Adette 8 saat. 7-8 ortası. 7 saat yaşıra. Peki Hazreti Özler 6 saat okulardı da adet. Ondan tör geçe okula geldi daim. Seleflerden birileri etkenlikler ki köp yemenler. Neticede köp yediğin bu ses, köp içediğin bu kalas. Köp içseniz, köp yatadığın bu kalas. Köp yatsanız, köp nasıl yutkazıp koyas. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet kılınganda aytiladı ki, Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam'ga en yakımlı yemek, taam, kollar köp bugün avukat edin. Yani köpçülükleşip bir işini yaxşı görgenler. Avukatını köpçülükleşip bir işini yaxşı. Bunun ne kadar alet kıladı? Sahavetke ve nefsinin toğuluğu kadar alet kıladı. Nefs aç olsa bitti o ziyegiz kele. Ayşe raziyallahu anhadan rivayet kılınladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'nin karınları, içleri birer metri tuygenmez. Resulullah tuyup yeme gelirler, birer metri. Ahallerde bugün peyitlerde onlardan avukat sorardılar, avukat var mı deyip. وَلَا يَتَشَهَّهُ دِيَنَا Mâlum avukat istemezdiler. Bir gün aşağı kim geldi, bir gün şuraya kim geldi demezdiler. Mâlum avukat istemezdiler. Belki yemek var mı diyorlar. Bana şu, gördüğünüz mü? Ağzı kavuşun avukatlanış. Meze kılış çünmez. Şu sünnet. Bir oturup aşağı ileyim, meze kılıp deme gelin. Bir oturup aşağı ileyip, yerde otursam sünnet yıkılıp olur. Çünkü bir oturup avukatlanış, meze kılış için yeme gelin. Avukatta uyudu hem, hanedanda hem avukat denilemezdiler. Yemek var mı, avukat var mı derdiler. Bıram hatta, ben bugün falan derse yiyeyim ki yedi diyemek gelirler. Malum taam, o kişiye yakışı, avukat yakışı görüşleri başka derse o.
Lekin tanlab men bugunda palon narsa yegim kelyapti deb qasd qilish boshqa narsa. Kimgadir shira yoqishi, kimgadir masalan deylik meva yoqishi u tabiiy, tabiat bilan sodir bo'ladigan narsa. Ammo alohida ovqatni istamasdilar. Nimaiki ular taom qilib berilsa shuni yerdilar. Nima agar bir narsa bersalar yerdilar. Nima bersalar yerdilar. Nima ichirsalar shuni ichardilar. O'zlari tanlamasdilar. Menga falon narsa olib kelma, piston narsa olib kel, falon ovqat emas, bugun piston ovqat bo'lsin degan narsa Rasul akram alayhisolatu vasallamda bo'lgan emas. Endi bir hadis sharif bor, Barirani hadisi. Bu hadisda Rasul akram alayhisolatu vasallam uyga kirganda ovqatingiz bormi dedilar. Deganlarida ovqat yo'q deyishdi. Kirishda men qozonda ko'rdim-ku go'sht qaynayotganini, go'sht pishayotganini ko'rdim-ku dedilar. Alam aral burmata fiha lahm. Burma deb toshdan yasalgan qozonni aytishgan. Bizdan cho'yan qozonga o'xshagan qozon bo'lgan. Burmada ko'rdim-ku burmada ovqat ko'rmadimmi, go'sht ko'rdim-ku deganlar. Endi demak u kishi ovqat so'ragan ekanlar, ayni go'sht so'ragan ekanlar degan ma'no chiqib yuqoridagi gapimizga bu hadis zid kelishi mumkin emas. Nima uchun desa aytadilarki, zid teskari qo'yilmaydi. Nima uchun desa, chunki so'raganlarning sababi la'alla shunday bo'lsa kerakki, ular Rasul akram alayhisolatu vasallamga barira olib kelgan narsa harom deb o'ylashgan bo'lgan. Barira ularni ozod qilgan cho'rilar. Bariraga u sadaqa bo'lib kelgan go'sht bo'lgan. Barira uni Oyisha radhiyallohu anhoga hadya qilgan, olib kelib o'ziga kelgan go'shtdan bir qism bergan. Ki ular pishirayotgan bo'lgan. Ular o'ylashganki bu sadaqa go'shti, Rasululloh sadaqa yemaydilar, sadaqa u kishiga mumkin emas. Bu sadaqa go'shti yo'q degan. O'shuning uchun go'sht yo'q deyish, ovqat yo'q deyishgan. A go'shtni ko'rdim-ku qozonda qaynayotgan dedilar. Shunda u barira olib kelgan sadaqa go'shti deyishdi. Shunda Rasul akram alayhisolatu vasallam bariraga sadaqa bizga hadya u dedilar. Shuning uchun mulkning o'zgarishi ayinning o'zgarishidir degan qoida chiqadi. Go'sht sadaqa edi. Bariraga berilgan paytda sadaqa edi. Barira Oyisha radhiyallohu anhoga hadya qilgan paytida u go'sht o'sha go'sht, ammo mulk o'zgardi, ya'ni egalik o'zgardi. Egalik o'zgardi, ya'ni barira emas endi uning egasi. Oyisha radhiyallohu anhu qoldi. U kishiga bu nima qaysi suratda keldi? Sadaqa suratda emas, hadya suratda keldi. Mulk o'zgarishi bilan ayn o'zgardi, go'yoki boshqa go'shtga aylanib qoldi. Hali go'sht emas go'yoki. Ana shu qoida chiqadi bundan. Mulk o'zgarsa, ayn o'zgargandek degan qoida chiqadi. Ba'zi ahkomlarda ko'rinadi bu. Sabab shu bo'lsa kerakki, Rasul akram alayhisolatu vasallam ularni bu kishiga ana shu go'shtni harom deb o'ylayotganlarini sezdilar. Shunga ishora qilib go'sht ko'rmadimmi go'sht dedilar. Keyin ular bu sadaqay u deyishdi, keyin to'g'rilab qo'ydilar ularning fikrlarini, fiqhiy ahkomlarini to'g'rilab qo'ydilar. U barirega sadaqa u. Birinchi egasidan chiqayotgan paytda sadaqa bo'lib chiqqan. Birinchi so'yib bergan odam bor-ku, o'shandan sadaqa bo'lib chiqqan. Ammo barira egallagandan keyin undan chiqayotganda uni mulkidan bizga o'tayotganda hadya bo'lib o'tgan. O'shaning uchun u bizga halol bo'ladi dedilar alayhissalotu vasallam. Bunda Rasul akram alayhissalotu vasallam ya'ni birorta ovqat tanlamasdilar desa, yo'q, shunda go'shtlayotgan ekanlar deb e'tiroz bildirmang, chunki bu yerda ahkom bayon qilmoqchi bo'lganlar. Ularni o'sha go'shtni haqidagi fikrlarini to'g'rilab qo'yganlar. Shu bilan birga u mavjud narsa bo'lgan. Men bugun go'sht yeyman, yegim kelyapti degan emaslar. Uyda bor narsani aytganlar xolos. Mavjud narsani aytganlar. Luqmonning hikmatlarida keladiki, ey o'g'ilcham, agar oshqozon to'lsa, fikr uxlaydi. Hikmat soqov bo'lib qoladi. Hikmat tilsiz bo'ladi. Hikmat o'ladi yani. Va a'zolar ham o'tiroq bo'lib qoladi. Dangasa bo'lib qoladi yani. Ibodatdan dangasa bo'lib qoladi. Ibodat qilgisi kelmay qoladi. Qorin tursa. Suhnun aytgan ekanlar, Sahnun Imom Malikni Navoiy shogirdlari aytgan ekanlarki, mana shu gap ham yodlab oladigan gap. La yasluhul ilmu liman ya'kulu hatta yashba. Talib ilm uchun yodlaydigan gap. To'yguncha yeydigan odamga ilm to'g'ri kelmaydi degan ekanlar. Ilm to'yguncha yeydigan odamga to'g'ri kelmaydi. Ya'ni ulamolar shunday qaragan. To'yguncha yeydigan odam u dangasa bo'ladi, u odam maishat paros bo'ladi, undan olim chiqmaydi deyishgan. Lekin kam yeyman deb sog'lig'ini ketkizmaslik kerak. Shu haliga aytganimiz yuqumni surbaq doim turish kerak. Belni tutkiday ovqat yeyish.
sahih hadiste geldi ki Resulü Ekrem aleyhissalatu vesselam men tayanıp oturup yemeyemem degenler. Süyanıp oturup ya ki tayanıp oturup. Bu yada ittike süyanıştan murat ene la akulu muttakiyen dediler mi? Ama ene fe la akulu muttakiyen. O şey ittikadan murat ne mi? Kolunu koyup oturuş mu? Belini suya oturuş mu? Ne mi dese? Etepler ki bu yerdeki ittika süyanıştan murat yemek için caylaşıp oturuş. Teka'dud degeni hem şu. Yahşı urnaşı oturuş. Ve teka'dud fil culusi lehu. Misal için kel mutarabbiye. Çardana kadar oturgen deki. Ve şunge okşaş. Min temekkunil celesat. Elleti ya'temidu fihel celisu ala ma tahtahu. Yani aslıdaki nerseke tayanıp oturuş diyen. Yani yanıdaki nerseke tayanışmaz. Aslıdaki nerseke uğruna oturuş. Mesela o şey çardana kurup yani ki yazılıp oturup yiyişini ittika diyorlar. Ben yazılıp oturup yemeyim ben diyene kendiler. Mene şu hayatta oturuş. Yani yazılıp oturuş. Yestedi el ekle ve yestekthiru minhu. Kup yiyişini talep kılır. Yiyişini talep kıladı, köp yiyişini talep kıladı. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem buysa, o kişinin yemek içmeyde oturuşları, kâne culusuhu, culusel müstevfizi muk'iyye. Muk'iyye tizden kötere oturuş. Konup oturuş yani. Yani yazılı oturuşmez. Tizden kötere oturuş. Müstevfiz degeni, şaşıp durgen halette, oğrunlaşmazsan degen. Amanet degen. Amanat oturup yerdiler. Avukatlanışları amanat oturuş bulardı. Oldu ki, yine başka rivayetlerde geldi. Seferdeki adam yolda düşüp yegendeki yerdiler dedi. Üde. Oturup, apıl tapıl yiyip gitmiş. Şaşıp, çaylamasından yetişmez o. Lakin yazılıp, bimalar oturmazdı. Bu kişinin mesuliyetleri, hareketleri ve meyşetki birilmegenlerinden. Meneşüler sünnet deyip alınsa bu. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ettirdiler ki men bir ana inma ana abdun akulu kama yakulu al-abd ve ajlisu kama yajlisu al-abd. Men bir bende men. Men bir kul men. Kul kabi oturaman, kul kabi yiyman deganlar. Padişah bo'lganlar, padişahlarcha oturmaganlar. Serkarda bo'lganlar, serkardarlarcha o'zlarini tutmaganlar. İmam bo'lganlar, o'zlarini imomcha alohida tutmaganlar. Ya'ni odam lavozim bilan o'zgarishi mumkin-ku, gapirishi o'zgaradi, o'zini tutishi o'zgarmagan u kishi. Tug'ilganlarida qanday bo'lsa, o'sha tabiatda qolganlar. Kambag'allik paytlarida qanday bo'lsalar, boylik paytida ham shunday. Quvilgan paytlarida qanday bo'lsalar, amir bo'lgan paytlarida ham shunday. O'zgarmaganlar. Alayhi salatu vasallam. Endi aytadilarki, hadisdagi ittikoning ma'nosi bir tomonga qiyshayib o'tirish emas muhaqqiqlarning nazarida, balki joylashib o'tirish. Shiqqin degani ala shiqqin yani yarimga bir tomonga o'nga chapga orqaga yoki qo'l bilan o'nga chapga suyanish emas ittikodan bo'ladi. Suyanib yemayman deganlardan maqsad qo'lni qo'yib ish emas, balki joylashib o'tirish. Muhaqqiqlar shunday deyishgan. Endi uyqular ham shunga o'xshagan bo'lgan. O'ta kam bo'lgan. Asarlar, sahih asarlar bunga dalolat qiladi. Shu bilan birga Nabi sallallohu alayhi vasallam o'sha ozgina uyquda ham tana muayni aynaya va la yanamu qalbi. Ikkala ko'zim uxlaydi-yu qalbim uxlamaydi deydi. O'shanda ham ko'zlari uxlagan xolos, qalblari uxlamagan. Ya'ni uyquga cho'ng'imaganlar. Qalblari doim uyg'oq turgan. Chunki doim zikrda va Alloh subhanahu va taologa muroqabada bo'lgan. Nabi sallallohu alayhi vasallamning yotishlari ham o'ng tomonga yonboshlab yotish bo'lar edi. Uyquni kamaytirish uchun. Nimaga desa, nimaga? Chunki chap tomonga bosib yotish qalbni sokinroq qiladi, ya'ni tinchlantiradi, ko'proq uyquga sho'ng'itadi. Qoma yata'allaqu bihi min al-a'do, ya'ni qalbni yuragini atrofidagi, qalbdan murod bu yerda yurak. Ahna, ya'ni ahna degan yoqimli degan, ya'ni huzurli degan. Yurakni huzurliroq, ya'ni huzur bilan yaxshiroq uxlashiga olib keladi. Yurakning atrofidagi unga bog'langan a'zolarni ham. Ya'ni yurakni o'rab turgan tomirlar, boshqa a'zolar bo'lsa o'shalarni ham, ichki a'zolarni deydilar.
Nima uchun desa, chap tomonga moyil bo'lgani uchun. Ya'ni yurak o'zi chap tomonda-yu. Chap tomonni bosib yotsangiz, tepa a'zo yurakning o'ng tomonidagi a'zolar yurakning ustiga bosadi, yurak ham pastga bosiladi. Natijada u qiniqadi o'ziga. O'zi turgan joyida qiniqadi. Qiniqib o'sha yerda uni uyqusi chuqurroq, yana ham rohatliroq, huzurliroq bo'ladi. O'shunaqa huzurli bo'lmasin uchun o'ng tomonni qo'yib yotganlar. O'ng tomonni qo'yishni o'zi emas gap. Asli bu uyquga cho'nmaslik uchun qilganlar. Uyquga cho'ng'olmaslik uchun qilganlar. Ko'rdingizmi? Sunnatni ma'nosini ko'ryapsizmi? O'ng tomonni qo'yib yotishni o'zi emas gap. Farazan siz a'zolaringiz o'ng tomonda bo'lsa yuragingiz, sizga chap tomon sunnat bo'laveradi. Bu yerda biz ustozimiz o'g'li bor. Bizning a'zolarning aksi ham yurak o'ng tomonda. Mana bizda jigar o'ng tomonda, qolatalar chap tomonda, unda aksincha qolatalar chap tomonda, yurak jigar o'ng tomonda. Biz ichki a'zolarimiz qanday bo'lsa o'ng chapda, uni hatto o'pkasi ham uniki aksincha. Bizda yoshroq bola uylanish yoshida kam-kam bo'ladi. Masalan, shu kishiga chap tomonni qo'yib yotish sunnat bo'ladi. Maqsad o'ng tomonni o'zini yerga tekazish emas. Maqsad uyquga cho'nmaslik uchun yurakni hassos tutish. Shu uchun bo'lgan. Hushyor yotish uchun. Chunki aytadilarki, agar uxlayotgan odam o'ng tomonini bosib uxlasa, fayastadi zalika istisqol, uvvatul, uzoq uxlashga va og'ir uxlashga olib keladi. Agar uxlayotgan odam o'ng tomonini qo'yib uxlasa-chi, unda qalb, yurak ya'ni, yurak osilib turadi. Va qaliq-qaliq degani nohotirjam. Nohotirjam turadi. Bu bo'lsa fa asra al-iqoma, tez uyg'otadi bu. Valam yag'mur g'amarohu degani, ya'ni o'ramaydi degani. Valam yag'murhul istiqroq. Ya'ni istiqroq uyquga cho'mish. Ha? Cho'milishga olib kelmaydi u. Istiqroq ya'ni uyquga cho'milib uxlash uni yag'muru bosish degani. O'rash degan, uni o'rab qo'ymaydi degan. G'amara yag'muru o'rab qo'yish bir narsani to'sishni aytadi. Istiqroq g'arq bo'lish, cho'kish degani. Bu yerda uyquga sho'ng'ish. Uyquga sho'ng'ish uni bosib qo'ymaydi, uyqu bosmaydi degani ya'ni. Bezovtaro yotadi degani. Ana Rasululloh akram alayhisolatu vasallam hayotlari qanday bo'lgan? Va uyquni o'zidan, yemoqni, ichmoqni o'zidan u kishining hayotlari qanday bo'lganini tasavvur qilsak bo'ladi. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين